Rudra'nın da bu. Beni bu kurtardı. Kızım, boş yere benden kaçmak için uğraşma. Kalk ve ölümü kucakla. Beni gerçekten öldürmek istiyor musunuz? Evet. Ama şanslısın. Karım seni gerçekten çok seviyor. O yüzden seni işkence etmeden öldüreceğim. Evet. Tek kurşunla huzura gidiş. Hayır, beni öldüremeyeceksiniz. Öyle mi? Kim durduracakmış beni? Tanrı beni koruyor, o durduracak. Rudra şu an benimle. Nerede bu tecavat? Harun'un bileziği. Bu tarafa gitmiştir. Annem ve babam içindi. Al, bu da Bindi için. Bu da canım teyzem, Nandu ablam ve bir burada kandırdığın herkes içindi. Onları sattın. Hepsinin canlarına kıydın. Fedakarlık değil, cinayettir yaptıkların. Bu da ihanet ettiğin, suçuna alet ettiğin topraklar için. Sana inananları kandırdın. Bu bir marifet değil. Bundan ne kadar utansan az bence. Hepsini ataların için yaptığını söylüyorsun ya. Onlar utançtan mezarlarında ters dönmüştür. Sen yıllarca hepimizin kalbine korku saldın ve bizleri bir kabusun içinde yaşamaya mahkum ettin. Kelebeğin peşinde bütün gün dağ tepe koşan ve yüzü hep gülen küçük bir kızın mutluluğunu çaldın. Onun hayallerini hırslarınla kirlettin. Ben senin yüzünden bu haldeyim. Yaşayan bir ölüyüm. Sayende yanlış insanları seçtim. Senin yüzünden bana yardım etmek isteyen o insanı incittim, yaraladım. Seni aptal kız. Elimden kaçamayacaksın. İzin vermeyeceğim buna. Öyle şeyler yapacağım ki sana kafana kurşun sıkıp öldürmem için yalvaracaksın bana. Hayır Raja Takur. Beni öldüremeyeceğin gibi bundan sonra ne beynimi yakayabilir ne de korkutabilirsin. Ne oldu? Gözlerin mi yandı? Yansın tabii. Biberi ezsen de, defalarca tokmakla dövsen de acısı her zaman şiddetini korur, azalmaz. Gözlerin yansın. Acı çekmek neymiş belki biraz olsun anlayabilirsin. Yaptıklarının sonuçlarına katlanacaksın Tecavat. Ve ben bunu bizzat sağlayacağım. Bunca yıl bilmeden hainin tekini desteklemişim ama bitti artık. Artık BSD'den korkmayıp senden ölümüne nefret ediyor olacağım. Artık karşında bambaşka bir paro var. Senin emirlerine ve sana boyun eğmeyen
Karşında her zaman dimdik duracak bir paro var artık. Evet, bakınca güçlü görünmeyebilirim. Ama cesaret de gözle görülmez Tejavat. Cesaret asla zayıfların işi değildir. Cesaret kazandırır. Parvati'den bir savaşçı yaratır. O zaman da senin gibi bir canavar belasını bulur. Tek farkımız var. Sen beni öldürmeye niyetlendin ama ben seni öldürüp seninle aynı seviyeye inmeyeceğim. Seni yaptıkların için Yüce Tanrı cezalandırsın. Şu anda sırf benim sayemde hayattasın ve bunu anlamıyorsun bile. Benim arkadaşlarımı o sınırda bu milletin askerleri öldü. Senin köyün ve senin Tejavat'ın yüzünden öldüler. Paro, elimi tut. Benimle gel. Eğer onunla gidersen seni öldürecek. Yüce Allah'ım. Ben nasıl böyle bir hata yapabildim? Gerçek önümdeydi ama göremedim. Çok ama çok büyük bir yanlış yaptım. Ne olur affet beni. Lütfen. Kelebek sen misin? Gelsene. İşte bak. Geçti gitti, ağlamıyorum. Artık korkmuyorum da. Hatırlıyor musun? Düğün günümde ne kadar da mutluydum. Yüzüm gülüyordu. Mutlu olmak istiyordum. Yine öyle olacağım. Aynı mutlu kız olacağım. Her şey düzelecek. Ben bunu sağlayacağım. Yüzüm yine gülecek. Yine hayata döneceğim. Yine birlikte uçacağız. Seninle birlikte. Beni yine kurtardın. Üstelik yanımda bile olmadığın halde. Rudra. Doktor, söyleyin, durumu nasıl? Hala kendinde değil. Hayati tehlikesi sürüyor. Ne diyorsunuz? Abim nasıl? Doktor, bakın, o kendine gelebilecek, öyle değil mi? Ben yanına girebilir miyim? Sesimi duyunca kesinlikle bakın, kendine gelir o. Bayım, abi. Bakın. Ne hissettiğinizi anlıyorum. Ama şu anda gerçekten beklemekten başka çaremiz yok efendim. Yanarak ölmediği için gerçekten şanslısınız. Yangından dolayı dumandan zehirlenmiş. Bu yüzden bayılmış olmalı. Evet evet, benim abim astım hastasıdır efendim. Ciğerleri tamamen dumanla dolmuş. Şu an itibariyle durumu ağır. Belki zamanla iyiye gidebilir. Ama sizi boş yere ümitlendirmek istemiyorum. Çünkü yaşama şansı gerçekten çok az. Ne diyorsunuz? Bir şeyler yapın, uğraşın, kurtarmaya çalışın onu. Baba tamam, baba gel. Elinizden geleni yapın lütfen. Baba dinle, umudunu kaybetme. Abim o benim. Bak ne diyeceğim. Samrat, al telefonu Rudra'yı ara. Olanları bilmesi lazım. Ara onu. Evet, ama söyle. Amirim, hemen dönün. Hemen efendim. Ne oldu? Parodan haber mi var? Hayır.
Babanız hakkında konuşacaktım. Evde büyük bir yangın çıkmış. Babanızın durumu iyi değil. Pek ümit yok efendim. Aman ne oldu? Ne oldu? Çabuk söyle. Tanrım, başımıza neler geldi. Böyle iyi bir insana nasıl kıydın yüce Tanrım? Nerede? İçeride. Yalnız bırak. İnsan işten eve dönünce ilk olarak sakat babasının hatırını sormaz mı? Ben olmasaydım sen... Bu kadar şanslı olmazdın değil mi? Hep aynı sözler. Aç avucunu. Aç avucunu Ranavat. Bugün kutsal gün. Tanrı'ya hep dua edeceğim. Bir kez olsun hayatımda, bir kez olsun. Oğlum bana güzel bir şey söylesin istiyorum. Bunu çok istiyorum. Nasıl oldu bu olay? Yangın bir tek onun odasında çıkmış. Belki gaz yağı dökülmüştür. Ama Rudra açıkçası biz bunun cinayete teşebbüs olabileceğini... Kim yaptı? Kim yaptı? Bana bakma. Benim suçum yok oğlum, ben yapmadım. Ben de bütün gün hepinizle panayır yerindeydim. Bence bir şüpheli arıyorsan düşünmen gereken şu. Bu olay sırasında kim orada değildi?
Eline geçen ilk fırsatta kim terk etti orayı? Mohini, ne demek istiyorsun? Ranavat'ı ilk kim buldu söyleyin. Kim buldu? Ben. Onu ilk ben gördüm abi. O sırada yangın çoktan kontrolden çıkmıştı ama ben amcanın odasında olduğunun farkında değildim. Peki yangını başlatanı görebildin mi? Evde başka kimse var mıydı? Konuş, neden susuyorsun? Söyle. Kim yaptı? Abla yaptı. Hayır, hayır. Parvati abla yaptı. İyi düşün. Öyle cevap ver. Lütfen çok iyi düşün Suneyri. Ben gayet iyi hatırlıyorum. Abla yaptı. Hatta görünce seslendim bile ama o... Suneyri, sen ne saçmalıyorsun? Parvati sabahtan beri bizimle panayırdaydı. Bunu nasıl... Evet ama oraya sonradan geldi. Üstelik yalnız geldi. Abinin işi bitene kadar yanında kalması gerektiği halde. Üstelik şimdi burada değil. Emin misin? Abi inan bana, doğru söylüyorum. Oydu, eminim. Hatta üzerinde gelinliği bile vardı. Bir yere gitmek üzere gibiydi. Benim ona seslendiğimi duyduğu an amcanın odasına bir şey fırlattı ve hızla kapıyı çekip dışarı fırladı. Durmasını söyledim ama dinlemedi. Koşarak kaçıp gitti. Sonra tekrar arkama baktığımda ne yazık ki çok geç olmuştu abi. Yanmaya bu kadar çok meraklısan düğünden sonra yakılacak, ateşe at kendini. Neden sonra yapayım ki? Düğünden önce yapmak isterdim. Hep kandırdı beni. Baştan beri sadece kandırdı. Ama bitti. Bitti artık Paro. Doktor. Odan nasıl alev aldı? Öğrenmem lazım. Rudra! Oğlum! Amirim, ben de sizi arayacaktım. Otobüs durağı, havaalanı, otobanlar, hepsini kapatacaksınız. BSD'ye talimat ver. O kızı ve Tejavat'ı bulsunlar. Ben de size diyecektim ki... Kes sesini ve beni dinle. Tüm askerler bana durum raporu verecek. Hem de bir an önce. Rudra, aman. İkiniz de benimle gelin. Efendim, ben de tam kendisini... Sorun değil. Fazla zamanım yok. Derhal benimle gelin. Rudra, biz bu olayın cinayete teşebbüs olduğundan şüpheleniyoruz. Parvati abla yaptı.
Son birkaç haftadır askerlerimizin önemli bir görevi vardı. Bugün görevi tamamladılar. Bir başarıya imza attılar. Kendini Birpur kralı ilan eden Param Singh Tejavat aslında kral falan değil. Bir haindir. Kanıtlarımız ve birkaç önemli tanığımız bulunuyor. En önemlisi de Parvati. Bayan Parvati, Birpur'da yanlış işler döndüğünü başından beri biliyor muydunuz? Efendim, birkaç gün önce BSD askerleriyle bir düğün konvoyu arasında çatışma çıkmıştı. Bize bu konuda bir şeyler söyleyecek misiniz? Bu arada BSD'ye daha önce neden yardım etmediniz? Yoksa size herhangi bir yanlışları mı olmuştu? Ben yanıldım. Henüz küçük bir çocukken aldığımız ilk ders kitaplarda yazmıyordu. BSD'nin düşman olduğu öğretildi bize. Halkımızı sömüren canavar sürüsü dendi. O zaman doğru olduğuna inandık. Ama bugün anladım ki çocuklar büyüklerine öğretirse doğru olduğuna inanıyor. Yanlışı doğruyu bilemeyecek kadar masumlar. Büyüklerimiz bize Tejavat'ı adeta tanrı gibi anlattı. Biz de inandık. Ama aslında o şeytandan bile beter biriymiş. Yasa dışı silah kaçakçılığı yapıyor. Sahte ve ahlaksız bir savaş başlatmış. Bu sadece masum insanların canını alıyor. Her yıl Birpur'a sahte bir düğün konvoyu geliyor. Sahte düğün yapılıyor ve gelin sınırdan karşıya geçiriliyor. Sonra da şanslıysa ölüyor ve şanslı değilse satılıyor. Ben de ölebilirdim. Hayatım mahvolabilirdi. Eğer sen olmasaydın. Türk giderken su.